Şu anki ekonomik durum yüzünden zaten hepimizin biraz çalışma ihtiyacı var. Part-time iş imkanları size ciddi alanlar ve katkılar sunacak. O da sizin için keyifli bir deneyim olacak. Aslında her öğrencinin eğitim hayat sürecinde bir kez çalışması lazım olduğunu düşünüyorum deneyim açısından. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her alanda gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bölgesel istihdam ofisleri İBB yurtlarında kalan öğrencileri çeşitli pozisyonlardaki iş fırsatlarıyla buluşturuyor. Zamanlı, yarı zamanlı, dönemsel ve günübirlik iş fırsatlarımız var. Hem ceplerinde bir miktar harçlık hem de iş hayatlarında bir tecrübe edinmelerine biz de aracı oluyoruz. Bir öğrenci için bu muhteşem bir fırsat. Hem hayata atılmak için hem de daha fazla sosyalleşebilmek için aslında öğrencilere sunulmuş çok güzel bir imkan var burada. Part-time iş bulmak çok zor ve belediyenin bu tarz bir hizmet sağlaması bizim için çok güzel oldu. Şu ana kadar bugün itibariyle 152 bin istihdama imzamızı attık. Gururla söylüyorum ki yaklaşık %51'i 29 yaşına kadar olan gençlerden oluşuyor. Zaten çoğu öğrenci para ihtiyacı oluyor, iş imkanı arıyor ve direkt olarak bize İBB imkanları önümüze getiriyor. Bir CV'mi ekleyebileceğim bir şey için hem de deneyim kazanmak için ben de çalışmak isterim. Öğrenci olarak bazen harçlığımız yetmeyebiliyor. Bu konuda bize yardımcı olmaları çok güzel. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yurt sayımızı bu yıl 14'e çıkarttık. Bunlardan 8 tanesi kız öğrenci yurdu olarak hizmet verirken 6 tanesi erkek öğrenci yurdu olarak hizmet veriyor. Toplam kapasitemiz 5191 öğrenciye çıkartıldı. İBB yurdu çok güzel ve çok geniş. Dolap ve masa imkanları çok güzel. Hobi mutfağımız var, oyun alanlarımız var. Çok memnunuz yemeklerinden. Her şey çok rahat, çok konforlu. Kendimi oteldeymişim gibi hissettim. Odalar da yine aynı şekilde çok geniş odalar. Gerçekten öğrenciye değer verildiğini hissettiğimiz bir yer. 8-9 Aralık'ta İstanbul İstihdam Zirve ve Fuarı'na tüm gençlerimizi bekliyoruz. 150'nin üzerinde firmalarla, zirve tarafıyla onlara ışık tutacağız.